Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizlerle Günay Yayınları 5. sınıf Bumerang serisiyle dersimize devam ediyoruz. Doğal sayılarda çarpma işlemi konusundayız arkadaşlar. 70. etkinliğimi büyütüyorum. Her gün düzenli olarak 45 dakika spor yapan bir kişi 6 ayda toplam kaç dakika spor yapar? Arkadaşlar, bir ayda 30 gün var. 6 ayda 6 çarpı 30'dan 180 gün var. Geliyorum şimdi ben. Bir günde 45 dakika spor yapıyor arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Buradaki 180 ile arkadaşlar 45'i çarpacağız. 180 çarpı 45'ten 6 ayda 8100 dakika spor yaptığını bulduk. Buraya 6 ay dedim. Mesut Bey maaşından her ay düzenli olarak 205 TL biriktirmektedir. Buna göre bir yılda kaç lira biriktirmiş olur? Arkadaşlar, bir yılda 12 ay olduğu için 205 ile 12'yi çarpalım. 2 kere 5 10 yapar. 0 yazdım, elde var 1. 2 kere 2 kere 0 0 yapar. 1'e ekledim 1. 2 kere 2 4. 1 kere 5 5. 1 kere 0 0. 1 kere 2 2. Topladığım zaman 2460 TL olduğunu buldum. Yani bir yılda 2460 TL biriktirir. Tema'nın başlattığı ağaç dikme kampanyasına katılan okullar her öğrencisi için 127 fidan dikilerek bir hatıra ormanı oluşturmuştur. Buna göre 532 öğrencisi olan bir okul toplam kaç fidan dikmiştir? Gelelim 532 ile 127'yi çarpalım. 7 kere 2 4, 7 kere 2 14, 4'ü yazdım, elde var 1. 7 kere 3 21, 21'e 1'i ekledim. 22, 2'yi yazdım, elde var 2. 7 kere 5 35, 35'e arkadaşlar 2'yi ekledim, 37. Devam ediyorum. 2 kere 2 4, 2 kere 3 6, 2 kere 5 10. 1 kere 2 2, 1 kere 3 3, 1 kere 5 5. Toplayalım. Burası 4, burası 6. 6 ile 2'yi topladım. 8, 8'e arkadaşlar 7'yi ekledim. 15, 15'in 5'ini yazdım. Elde var 1. 3 ile 3 topladım. 6, 6'ya 1 ekledim. 7. 1 ile 5 topladım. 6. 67.564 olarak geldi. Yani bu okul 67.564 tane fidan dikmiştir dedik. Büyütelim. Ankara-Eskişehir arasında sefer yapan yüksek hızlı tren günde 6 kere Ankara'dan Eskişehir'e, 6 kere de Eskişehir'den Ankara'ya yolcu taşıyor. Bir ayda toplam kaç sefer yapılır? Arkadaşlar, ilk önce bir günde ne kadar sefer yapıldığını bulacağım. 6 defa Ankara'dan Eskişehir'e, 6 defa da Eskişehir'den Ankara'ya, toplamda 12 sefer yapıyor. Bir ayda 30 gün var. Bir ayda yapılan sefer sayısını bulabilmek için 30'la 12'yi çarpıyorum. Ve arkadaşlar, toplam 360 sefer yapıldığını buldum. Her seferde 419 yolcu taşıyan bu tren günlük toplam kaç yolcu taşır? Günde arkadaşlar 12 sefer yapılıyordu. 419 ile 12'yi çarpalım. 2 kere 9 18 yapar. 8'i yazdım, elde var 1. 2 kere 1 2 yapar. 2'ye 1'i ekledim 3. 2 kere 4 8. 1 kere 9 1, 1 kere 1 1, 1 kere 4 4. 8 oldu. 3 ile 9'u arkadaşlar topladım, 12 oldu. 12'nin ikisini yazdım, elde var 1. 8 ile 1'i topladım, 9, 9'a 1'i ekledim 10. 10'un 0'ını yazdım, elde var 1. 4'e 1'i ekledim arkadaşlar, 5 oldu. 5'i yazdım, 5028 yolcu taşıdığını buldum. Gelelim buraya, 5000 28 yolcuyu yazalım. Sayfamı temizleyip 74. etkinliğime geçiyorum. Büyütelim. İki farklı bilgisayar modeli aylık 287 lira taksitle satılmaktadır. Yüksek donanımlı bilgisayar 18 taksit, düşük donanımlı bilgisayar ise 12 taksitle satılmaktadır. Buna göre bu iki bilgisayar modeli arasındaki fiyat farkı kaç liradır? Arkadaşlar ikisinin de aylık taksiti 287 liradır pardon. Bunu iki yöntemle bulabiliriz. Birinci yol. Şimdi yüksek donanımlı aylık 18 taksitle satılıyormuş ve aylık 287 lira. 287 ile 18'i çarpıyorum. 8 kere 7 56, 6'yı yazdım elde var 5, 8 kere 8 64, 64'e 5'i ekledim 69, 9'u yazdım elde var 6, 8 kere 2 16 yapar, 16'ya 2 ekledim 22. Burayı da çarptım 287 geldi, topluyorum 6, 9 ile 7'yi topladım arkadaşlar 16, 16'nın 6'sını yazdım elde var 1. 2 ile 8 topladım 10, 10'a 1 ekledim 11 oldu, 1'i yazdım elde var 1. 2 ile 2'yi topladım 4, 4'e 1 ekledim 5. Bakın yüksek donanımlı olan 5166'ymış arkadaşlar. Düşük donanımlıya geliyorum. Buraya yüksek dedim. Düşüğe geliyorum arkadaşlar. O da 12 taksitle satılıyor. Bir taksiti 287 lira. 287 ile 12'yi çarpıyorum. 2 kere 7 14, 4'ü yazdım elde var 1. 2 kere 8 16 yapar, 16'ya arkadaşlar 1'e ekledim 17, 7'yi yazdım elde var 1. 2 kere 2 4, 4'e 1 ekledim 5. 1 ile 7'yi çarptım 7, 1 ile 8 çarptım 8, 1 ile 2'yi çarptım 2, topluyorum. Burası 4 pardon, burası 4, 7 ile 7'yi topladım 14, 14'ün 4'ünü yazdım elde var 1. 5 ile 8'i topladım arkadaşlar. 13, 13'e 1 ekledim. 14, 4'ü yazdım. Elde var 1. 2 ile 1'i topladım. 3. Düşük donanımlı da arkadaşlar 3444 TL'ye satılıyor. Bu ikisinin farkını alalım. 5166'dan 3444'ü çıkarıyorum. Ve 1722 TL olarak buldum. İkinci yöntemine gelelim. İkinci yolumuz arkadaşlar daha kısa. Bakın her ikisi de 287 liraymış aylık taksitte. Dolayısıyla 287 çarpı benden farkını istediği için 18'den 12'yi çıkaracağım. 287 çarpı 18'den 12'yi çıkardım 6 ve ben burayı çarptığım zaman 1722 TL olarak bulurum. Bakın arkadaşlar aralarındaki fiyat farkını kısa yoldan bu şekilde bulmuş oluruz. Son sorumu da büyütüyorum. Her biri 15 kilogramlık kapasiteli meyve kasalarının içerisine portakal konulacaktır. Yukarıda üst üste ve yan yana sıralı olan meyve kasalarına konulan toplam portakal miktarı kaç kilogramdır? Arkadaşlar bir kasaya 15 kilogram konuluyor. 1, 2, 3. 3 kasa var. Burada 45 kilogram portakal vardır. 1, 2 diye gidiyor. 25 tane, 25 sıra var. 45 ile 25'i çarpalım. 5 kere 5, 25. 25'in 5'ini yazdım. Elde var 2. 5 kere 4, 20. 20'ye 2 ekledim. 22. 2 kere 5, 10. Onun sıfırını yazdım. Elde var 1. 2 kere 4. 8. 8'e 1 ekledim. 9. Topluyorum arkadaşlar. Burası 5. Burası 2. 2 ile 9'u topladım. 11. Yani kasalara konulan toplam portakal miktarı 1125 kilogramdır. Böylelikle videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.